Merhaba sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnatçı keçiler. Oğlaklar çok inatçıdır, çok keçidir ama Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Oğlak Burcu'nun Mayıs ayı yorumlarıyla birlikteyiz. Oğlak Burcu'nu o kadar da kötü günler beklemiyor bugün. Evet. 10 Mayıs biraz problemli ama tutulmalar falan onun adına iyi. Evet. Yani dost ve kardeş Boğa Burcu'nda olan güneş tutulması, dost ve kardeş Akrep Burcu'nda olan dolunay Oğlak Burcu'na yarayacak. Derim ben, sen ne dersin? Evet sevgili oğlaklar, Nisan sonundaki güneş tutulması Boğa Burcu'ndaki özellikle hayattan biraz daha zevk almanızı sağlamış olabilir. Biraz daha şanslar, özellikle duygusal şanslar, çocuklarla ilgili konularda hareketlilik yaratabilir. Bunun etkileri tabii ki biraz orta vadeli. Mayıs'ta hissedebilirsiniz. Özellikle 29 Mayıs haftası bunun ortaya çıkması için şartlar Venüs'ün de Boğa'ya geçmesiyle beraber daha çok mümkün olacak. Ay başına baktığımızda Venüs Koç burcuna geçiyor. Sevgili oğlaklar, evle ilgili, aileyle ilgili konular... Belki aileyle ilgilenmek, evde misafir ağırlamak, davetler vermek söz konusu olabilir. Evi biraz güzelleştirmek, eve bakım yapmak söz konusu olabilir. Ev almak, ev satmak, evet, ev dekorasyonuyla uğraşmak, evet. Yeni bir eve geçmek, evle ilgili evi güzelleştirmek. Evet. Yani Venüs burada tamam Koç burcunda çok güçlü bir pozisyonda değil ama elimizde bu var yani. Elimizde Jüpiter olmadığına göre, Jüpiter'den de bir destek olmadığına göre sevgili Oğlak böyle bir yapı var. Ama Oğlak burcunun Jüpiter 7. evinden geçtiği için aşk, ilişkiler, evlilik bu tip konular pek çoğunun gündeme geldi. Pek çok Oğlak burcu, yükselen Oğlak burcu evlendi. Pek çoğu evliliğe doğru gidiyor. Temmuz ayı, Ağustos ayı içinde bazıları işte nikah öncesinde ev dekorasyonuyla uğraşıyorlar. Nikah öncesinde evlerini yeni bir hale getiriyorlar. Ev dekorasyonu, ev ve aileyle ilgili konularında çok keyifli olacağı bir döngüye girmek üzereler Oğlak burcu olarak. Evet. Bunları diyebiliriz. Güneş sekstil Jüpiter Boğa Yengeç kasvında 6 Mayıs keyifli bir gün onlar için. Evet. Arkasından başka yok ama 14 Mayıs. Evet. Akrep burcunda dolunay var. Evet, önce 10 Mayıs'ta Güneş Satürn karşıtlığı söz konusu olacak. Bu Güneş Satürn karşıtlığı sosyal hayatları, arkadaşları, çocuklarla ilgili konularda birazcık bazı sıkıntılar söz konusu olabilir. Ya da bir arkadaşlarının sorunuyla karşılaşabilirler. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Çocuklarla ilgili bazı sorumluluklar yine gündemde olabilir. 14 Mayıs Akrep Burcu Dolunay'ı da yine Satürn etkili bir dolunay. Yine arkadaşlarını kapsayan, sosyal hayatlarını kapsayan alanda olacak Oğlak Burçlarının. Belki işlerden gelecek para konusunda da biraz kısıtlama yaratabilir. Biraz işten gelecek para konusunda kısıtlama yaratıyor. Çünkü şöyle bir şey de unutmamak lazım. Satürn Oğlak Burcu'nun yöneticisi olduğu için Güneş'e karşıt yaptığı için bir problem var aslında. Evet, evet. Yeni ay ve dolunayda bir sıkıntı yok. Buradan dolayı küçük kısıtlamalar olur ama birçok büyük kısıtlamalar olmaz. Burada tabii ki 14 Mayıs Akrep Burcu Dolunay'ın hemen arkasından da 19 Mayıs, 20 Mayıs Venüs 150'lik Satürnler var. Evet. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Şimdi aşk, arkadaşlıklar, sosyal yaşam, çocuk gibi konular gündeme gelirken 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'nda iş, para, yaşam, birlikte çalışma hayatı bu konuların çok ön planda olduğu bir ayı temsil ediyor. Sen ne dersin Demet? Bence de ayın son haftasında özellikle belki sağlıkları ile ilgili konuları, günlük bakımları, rutinleri, beslenmeleri, diyetleri bunlarla ilgili konular biraz daha öne çıkabilir. 21 Mayıs'ta Mars retrosu düzeliyor. Bu da oğlaklar için yine çok iyi bir durum. Çünkü kariyer evlerinde retroydu. 1 Mart'tan bu yana oldukça zorlanmalar, sıkıntılar yaratmış olabilir. Bazıları aile üyeleriyle ya da üstleriyle anlaşmalarda sorunlar çıkmış olabilir. Birçok oğlak için. Ama. Evet. Bu Mars'ın düzelmesi kariyerle ilgili konularda destekleyici olacak. Ama 24 Mayıs'ta Jüpiter üçgen Satürn'ü var. O güzel, oldukça iyi. Oğlak Burcu için uzun yıllardan beri gerçekten geçtiğimiz yıl Aralık ayında olan bir gezegen dönüşüydü. Evet, evet, evet. 13, 14, 15 Aralık'ta vardı bu. Bu 24 Mayıs'ta da zaten Jüpiter'le Satürn'ün son üçgenini yapacaklar. Ondan sonra birbirlerinden hızla ayrılmaya başlayacaklar. Temmuz ayından itibaren de Jüpiter artık
Aslan burcuna şans, keyif, neşe verecek. Oğlağa da biraz para gücü verecek. O aslında şimdi Satürn oğlağın yöneticisi olduğu için Jüpiter'den aldığı o destekle iş ortaklığı olabilir, evlilik olabilir. Tabii bunlar kararlı açılardır. Çok güzel ve uzun vadeli destekleyen açılar. Yani bu ışıkta başlayan olaylar 11-12 yıl rahatlıkla sürebiliyor gerçekte. Böyle bir etki var. Güzel bir dönem. 28 Mayıs'ta İkizler Burcu yeni aya Neptün'den biraz problem alsa da gene de işidir, günlük iş yaşamıdır, sağlığıdır, biraz beslenme şeklidir. Belki diyete başlamak, güzelleşmekle ilgili konulardır. Evet. Bu konularda fazlasıyla alternatifler sağlıyor ona. Evet. Fazlasıyla kuvvetler sağlıyor. Bu güzel bir dönem. Venüs'ün boğaya geçmesi de yine ay sonu biraz daha aşkı getirecek. Flörtler aşklar, getirecek. Duygular. 31 Mayıs'ta da Güneş Üçgen Mars'ta belki iş ve kariyerinde ay sonunda güzel bir teklif alacak derim ben. Evet sevgili oğlaklar, biraz daha detay öğrenmek istiyorsanız Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi'nin günlük burç yorumu videolarını Sayın Demet Baltacı'nın diliyle ve güzel yorumuyla izleyebilirsiniz. Saygılarımızla. Hoşçakalın. Güle güle.